Kışları ılık geçen yerlerde seracılık gelişmiştir. Aşağıdaki şeylerin hangisinde seracılık daha çok gelişmiştir? Ülkemizde kışların ılık geçtiği yer Akdeniz bölgesidir. Bu yüzden ülkemizde seracılık en çok Akdeniz'de gelişmiştir. Verilen illere baktığımız zaman içlerinden sadece Antalya'nın Akdeniz bölgesinde yer aldığını görüyoruz ki Antalya ülkemizde seracılığın en çok geliştiği ilimizdir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi soğuğa dayanıklıdır? Muz, zeytin, incir ve pamuk sıcaklık istekleri fazla olan bitkilerdir. Üzüm ise -30-35 dereceye kadar dayanabilen bir bitkidir. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Türkiye aşağıdaki ürünlerden hangilerinin üretiminde dünyada birinci sırada yer almaktadır? Ülkemizin dünya tarım üretiminde birinci sırada olduğu ürünler fındık, incir ve kuru üzümdür. Bu yüzden verilen şıklara baktığımız zaman A şıkkında yer alan fındık ve incir üretiminde dünyada birinci sırada yer almaktayız. Kapalı alanda yapılan hayvancılığa ahır hayvancılığı denir. Aşağıdakilerden hangisi ahır hayvancılığın özelliği değildir? Kapalı alanda yapılması ahır hayvancılığının bir özelliğidir. İklimden etkilenmesi söz konusu olamaz çünkü kapalı alanda yapılmaktadır. Kapalı alanda yapılan ahır hayvancılığında suni gübre yani yapay yem kullanılmaktadır. Daha çok süt ve verim elde edilmektedir. Masrafı fazladır. Bu yüzden buradaki cevabımız B şıkkıdır. Koyun besiciliğinin yapıldığı bir yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi daha yaygın olarak yetiştirilir? Koyun besiciliğinin yapıldığı iklim olarak baktığımız zaman step iklimini görmekteyiz ve step ikliminin en önemli tarım ürünü ise buğdaydır. Bu yüzden ülkemizde buğday yapılan yerlerde koyun yetiştiriciliğinin de daha fazla olduğunu görüyoruz.